Her yıl binlerce insan kaybolmakta ve elde olan bilgi ve kanıtlara göre aranmaktadır. Ancak bazı kayboluş hikayeleri var ki yetkililerin elinde ne bir görgü tanığı ne de bir ipucu var. Louis Le Prince, dünya üzerinde bir şeyi ilk kez filme alan kişilerden biridir. Sinematografinin babası ayrıca en garip kayboluş hikayesiyle biliniyor. 16 Eylül 1890'da Paris trenine binen ve en son bagajını kontrol ettiği sırada görülen Le Prince, kompartımanına girdikten sonra bir daha görülmedi. Tren, Paris'e ulaştığında ise trende yoktu. Kabinin camı sımsıkı kapalıydı. Atlamış olma ihtimali yoktu. Louis Le Prince'in başına ne geldiği ve nerede kaybolduğu halen bilinmiyor. Üniversite öğrencisi olan 21 yaşındaki Mauro 9 Şubat 2014'te New Hampshire'de bir kaza geçirdi. Kazadan sonra durumunun iyi olduğunu gören pek çok tanık vardı. Hastaneye bile gitmek istememişti. Ancak o tanıklar onu son gören kişilerdi. Birkaç gün sonra nişanlısının telefonuna bir kadının hıçkırarak ağladığı bir ses kaydı geldi. Mauro'dan bir daha haber alınamadı ve akıbeti halen bilinmiyor. İlginç kaybolma hikayelerinden biri de 10 Aralık 1999'da Los Angeles'ta yaşandı. Los Angeles'ta ilk yılını okuyan Michael bütün gece arkadaşlarıyla bilgisayar oyunu oynamış ve sabah arkadaşları uyandığında da orada olmadığı görülmüştü. Ancak anahtarı, cüzdanı, bütün eşyaları ve ayakkabıları da oradaydı. Polisin araştırmasından kampüsün birkaç kilometre ilerisindeki otobüs durağında köpekler Michael'ın kokusunu aldı. Ancak onu gören hiç kimse olmamıştı. Kendisinden bir daha da haber alan olmadı. ...51 yaşındaki Michael Baron 23 Ağustos 2008 günü ATV aracıyla çim biçmek üzere yola çıktı. Bunu gören komşuları onu gören son kişiydiler. Ertesi gün çiftliğine gelen bir arkadaşı yola park edilmiş ve bir yolculuğa çıkmak için hazırlandığı anlaşılan kamyonetini gördü. Michael'ı aradıklarında daha önce hiç gitmediği belirtilen sarp bir tepede ATV aracı bulundu. Bir kaza ya da cinayete dair hiçbir bulguya rastlanılmadı. Michael Baron'un akıbeti halen bilinmiyor. ...14 Mayıs 2008'de 19 yaşındaki Brandon Minnesota'ya gitmeye çalışırken kaza yaptı. Ardından babasını arayarak kendisini almasını istedi. Anne ve babası kaza yerine geldiğinde orada değildi. Telefonla aradıklarında Leiden ilçesine gitmeye çalıştığını söyledi ve ilginç bir şekilde küfür etmeye başladı. Ve telefonu kapandı. Bir daha da kendisinden ne haber alındı ne de izine rastlandı.